Çok güzel oldum her yer. Neden? Gurur duyuyorum. Güzel, sorun ne? Çözülüyor. Gıdıklanıyor burada. Oy oy yapmayın ya. Yazık. İki medeni insan gibi konuşabiliriz mi? Anne? Nerelere daldın? Hani hep beraber çok güzel bir yılbaşı geçirmiştik. Sen o zamanlar 10-11 yaşında falandın. Ceren de ilkokula yeni başlamıştı. Hatırladın onu, ben de gelmiştim. Nasıl bir yılbaşıydı ya? Anlatırken hepinizin gözlerinin içi kamaştı. Anlatalım mı? Anlatalım. Benim için unutulmaz bir gündü. Yani her yeni yılda aklıma gelince böyle burnumun direği sızlar. Teyzem de vardı o gün. Avni amcalar da vardı. Taşınan komşularınız değil mi? Evet. Neyse, bak şimdi ben sana anlatayım. Abla, niye sadece Barış'a anlatıyorsun? Bana da anlatsana. Yani lafın gelişi dedim, hepimize anlatacağım. Ya bundan 5-6 yıl önceydi. Böyle hepimiz toplandık, yeni yılı kutlamak için bir yere gittik. Ne diyeceğim? Ne kadar kalabalık. Hadi içelim. Çok güzel çalıyor değil mi dans et. Anne, evet. Çilek, kardeşlerin nerede? Başlarına bir şey gelmesin. Oradalar baba, dans ediyorlar. Ha tamam, bana bak. Sen de hemen onların yanına git. Sakın birbirinizin yanından ayrılmayın, tamam mı? Peki. Anne, duyduğuma göre bu sene Noel Perin sen seçilmişsin. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri canım? Ay uydurma. Hepinize merhabalar. Merhaba. Saat 12'ye 5 var. Ve bizim de size söyleyecek bir sözümüz var. Periler aşkına. Perilimiz de periliçemiz. Onların burada ne işi var? Sabırlı ol Betüş'cüm. Söyleyeceklerini dinle. Şimdi burada hep beraber geçmiş yıllarda neler yaşadığınızı, yaşadığımızı hatırlayacağız. Para, başarı, zafer ve hırs uğruna insanın doğaya ve insanlara neler yaptığını hatırlatacağız. Thank you.
kötüler ne kadar acı hepimiz biliyoruz. Ve yine hepimiz biliyoruz ki tek tek iyi insanlar olmaya çalışırsak içinde yaşadığımız dünyanın daha güzel olmasında katkıda bulunuruz. Ve siz çocuklar, gelecek sizlerin elinde. Size emanet. Lütfen yaşadığınız yere sahip olun. Ve asla büyüklerinizin düştüğü hataya düşme. Olur mu? Ve siz büyükler, yaşadığınız dünya size atalarınızdan miraz kalmadı. Siz onu çocuklarınızdan ödünç aldınız. Şimdi onlara tekrar güzel bir dünya bırakmak sizin elinizde. Uzaya bakacağınıza biraz da kendi önünüze bakın. Hadi, şimdi gözlerimizi kapayıp birer dilek dileyelim. Vakit geldi. Yeni yıl dünyamıza ve bize mutluluk getirsin. Yeni yıl dünyamıza ve bize mutluluk getirsin. Yeni yıl dünyamıza ve bize mutluluk getirsin. Yeni yılda inşallah Suzan perilere inanır. Avni. Buyurun beni. Yeni sene dünyamıza ve bize mutluluk getirsin. Abi. Yeni yıl dünyamıza ve bize mutluluk getirsin. 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 Zaman ne çabuk geçiyor. Ya keşke o zaman ben de sizi tanısaydım. Orada olmak isterim. Ya kızıl saçlı bir kız vardı. Hatırladınız mı Çilek? Ben hatırlayamadım. Ben de. Ha yani kalabalığın arasında böyle çilli, tatlı bir kız vardı değil mi? Çilek miydi adı? Biz onu nereden tanıyorduk acaba? Her şeyi hatırlamayın daha iyi. Şimdi gerçek annesinin yanında mutlu. Ama bir gün ona geçmişini anlatacağım. Sizi görmeye mutlaka getireceğim. Eskiden bir yılbaşı gecesi yanınızda olan o tatlı çocuk ve annesiymişim gibi. Ama lütfen çocuklarınıza ve arkadaşlarına onu hatırladığını belli etme. Sizi, hepinizi çok seven ve size daima minnet duyan Çilek'in annesi. Gerçekten de çok anlamlı bir yılbaşı gecesiydi. Anne niye ağladın şimdi? Üzüldüm ama bak. Ben izninizle bir yüzümü yıkayayım olur mu çocuklar? Ceren. Ya... Annem biliyorsun, böyle çok fazla ağlamaz. Şimdi hani biz çok çabuk büyüdük, teyzemi hatırladı. O yüzden ağlıyor. Bırak rahat rahat ağlasın.